Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Feodalizm isimli oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Aslına bakarsanız bu oyun benim çocukluğumun oyunlarından biri. İnternetten sizlerin de ücretsiz olarak oynayabileceği bir oyun. Browser tabanlı bir oyun kendisi ama başında saatlerimi geçirdiğimi çok net hatırlıyorum. Feodalizm şu şekilde, hemen yeni oyun deyip oyuna başlayalım, ben de size göstereyim. Dört krallık arasında geçmekte, büyük ticaret republiğinde yer alabiliyorsunuz ve bunun için iki farklı karakter seçebiliyorsunuz ki aşağıda karakterlerin hikayeleri mevcut. Tapınakçılar mevcut. Bu tapınakçıların askerleri de kendileri gibi kuvvetli. Normal bir kabile mevcut. Orman insanları diye geçiyor ve ninjalar var. Bu dört krallık arasında geçiyor bu mücadele ve siz bir köyün derebeyi olarak başlıyorsunuz. Derebeyi olarak başladığınız bu köyden askerler toplayarak ve topladığınız askerlerle bölgeler fethederek dünyaya hakim olmaya çalışıyorsunuz. Diyarı fethetmeye çalışıyorsunuz. Oyun gerçekten çok güzel bir oyun aslına bakarsanız. Şimdi hep beraber ilk dakikalarına göz atacağız. Bu arada babuşlar, bu tarz videoların daha sık gelmesi için videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Şöyle bir 500 like yapabilir miyiz bu video için? Sanırım yapabiliriz. Ben hoşunuza gideceğine inanıyorum çünkü. Şimdi dilerseniz oynayacağımız sınıfı, oynayacağımız karakteri seçelim. Arzu ederseniz ninja olarak oynayalım efendim. Ki ninja olarak oynadığımız zaman da bir hayli fazla zorluk çekeceğiz. Çünkü ninjalar diğerlerine nazaran birazcık daha dayanıksız birimler ama olsun ya da ninja oynamayalım. Tapınakçı olarak mı oynasak acaba? Bir tapınak lady'si olarak da oynayabiliriz. Yahut bir orman beyefendisi olarak da yer alabiliriz. İngilizcem olmadığı için inanın eğer altta yazan yazıların hiçbirinden haberdar değilim. Ama sanırım güçlü bir kılıç ustası olan şu arkadaşı alacağım oyunun ilk başta gördüğünüz karakterini. Birazcık STR'sini güçlendireceğim kendisinin ve kılıç kullanmakta ustaymış. Kılıç yeteneğini de upgrade'leyeceğim. Aslına bakarsanız oyunda ben neler yaptığımızı tam olarak hatırlamadığım için benim yerime olayı askerler gerçekleştirecek ki burada askerlerinizi görebiliyorsunuz. Burada da askerlerin fiyatını görüyorsunuz. Bir piyade bize 50 golda, bir okçu ise 40 golda mal oluyormuş. Şu an için 5 tane piyade dizeceğim ya da 5 piyade... Eyvah eyvah, sattığımızda aynı fiyatı vermiyordu değil mi? Ya da 5 piyade değil 4 piyade 3 okçu yapalım diyecektim. Yapamayacağız artık onu. Burada bir envanter çekmemiz var. Giyeceğiniz zırhı, kullanacağınız oku ve silahı buradan belirliyorsunuz. Silahlarınızın değeri, oklarınızın değeri falan bunların hepsi üst panelde yazılı. Dilediğiniz gibi bu silahlar arasında savaş esnasında geçiş yapabiliyorsunuz. Demirciye gidip şu bıçağı satayım bir adam daha alayım diyeceğim de demirciden de pek cacık çıkmadı. Neyse, ortalıkta birazcık dolanalım. Size menüden de bahsedeyim. Burası bir şehrin içi. Şehrin içerisinde demircimiz mevcut. Bu demirciden itemlar alıp satışı, alım satımı yapabiliyoruz. Bir temple'ımız mevcut. İksir almak için yahut çeşitli büyüler kullanmak için burayı kullanıyoruz. Town Center var ki bu Town Center'da save alıp save verme konusunda kullanabiliyoruz. Yahut bölgeyi capture'layabiliyoruz. Yahut quest isteyebiliyoruz, görev isteyebiliyoruz. Bir göreviniz var mı diye sorabiliyoruz. Başka da göstereceğim bir menü yok. Oyunun haritası bu şekilde. Bakın misal biz iki bölgeden asker toplayabiliyoruz. Trapezus ve Dobrov bölgesi. Biz buralarda dolandıkça tıpkı bir Pokemon oyunundaymışız gibi etrafımıza rebeller çıkmaya başlayacak ve biz onlarla kapışacağız. Ama dediğim gibi şu an ben nasıl saldırı yaptığımı hatırlamıyorum bile ya. Evet, ben vuramıyorum adamların etrafına gidip. Benim yerime adamlarım hallediyor. Kestiğimiz her bir birimden de belli başlı itemler düşürüyoruz. Örneğin bu savaşın sonunda bir longbow, bir bıçak, leader armor, bir tane sword ve small bakır galiba bu kafalık. Kafalık olabilir mi bilmiyorum. Hemen base'imize gidip kontrol edelim envanter kısmından. Bakın 5 defans veren bir giysimiz var. Bu 5 defans veren kıyafeti giyemiyoruz ama bunu giyebilmemiz için constitution özelliğine ihtiyacımız var. Ucuz bir kılıç, bir knife, bir longbow ve bir kalkan düşmüş. Aslına bakarsanız özelliğimi 25 yapıp bu kalkanı ve kıyafeti giymek istiyorum okçuluktan ziyade. O yüzden level almaya bakacağım. Level almaya bakmadan evvel forge'a gidip elimdeki okları satacağım. Şu kılıç da bıçağı satacağım.
Kılıçla bıçağı sattıktan sonra artta kalan paraya da bir tane daha okçu alacağım ki grubumu elimden geldiğince geniş tutmaya çalışayım. Ninjaların saldırısına uğruyoruz bu sefer ve dediğim gibi nasıl saldırdığımı hatırlamıyorum ya. Adamın üzerine tıklayabiliyorum ama nasıl saldırdığımı hatırlamıyorum. Ya E'ye mi basıyorduk, R'ye mi basıyorduk onu da hatırlamıyorum ki kardeş, gösterme gösterme. İstemiyorum. Elimde yeterince asker var. Birazcık daha şu bölgelerde dolanabilirim. Ve dediğim gibi diğer kampları falan da işgal edeceğiz zamanla ama öncelikle biraz gelişmemiz lazım. Ben bir ağacın arkasına geçip pusayım. Okçular beni mıhlayamasın. Bizim askerler halledecektir nasıl olsa. Şu an tapınakçılarla kapışıyorduk galiba az önce. Ve tapınakçılar bizden bir piyadeyi daha indirmeyi başardılar. Neyse, o piyadenin yerine yenisini alabiliriz. Hemen eve gidelim. Topladığımız ekipmanları bir satalım. Oo, 200 gold veriyor Immortal Tunic. Sat gitsin lan. Tabii biz bu goldların yarı fiyatını alıyoruz. Dodge ihtimali %10, dodge ihtimali %15. Şimdilik bunu giyeriz. İleride level alınca şunu giyeriz. O yüzden diğerini satacağım. 37 mi? 37 eminim, 37 constitution verebilirim ya. 12 dex istiyor katana. Dex giymeyeceğim. Balta kullanmayacağım. Sopa da kullanmayacağım büyük ihtimalle. 25 dex'im varsa aslında crossbow'u takabilirim ya. Şunları da atalım. Belki de normal oku takarım. Bilmiyorum. Normal okçuluk yapmayı deneyebilirim. Yani şu an için işin aslına baktığınızda çok da iyi bir savaşçı olduğum söylenemez. 20 dex'im varmış. O zaman oku takalım. Okun yanına şu kalkanı alalım. Keşke kalkanı alabilsem. Kalkanı kuşanamıyorum. Niye? 15 Constitution'ım var benim. Kalkan bana ağır mı geliyor ya? O zaman 15'e şunu giyeyim bari ha. Bir de başlık giyeyim. Başlık da 22 dex istiyor. Arkadaş hiçbir şeyi giyemiyorum ki ben doğru düzgün. O zaman oku ver bari bana. Oku ver. Ok diğer envanterde dursun. Kılıç da burada dursun. Ya da direkt ben savaş meydanına okla giriş yapayım. Sen bana ok ver. Diğerini de şuradan satalım. Bunu sat. Baltayı sat. Şunu sat. Bunu da sat. Kafalık falan buluruz illaki bir yerden. Hemen City Hall'a gelelim. Burada birazcık adam alalım. Ben açıkçası 5 piyade 5 de okçu şeklinde gitmekten yana taraftarım. Madem ki fazla param var, bir piyade ile bir okçuyu da yedekte tutayım. Yedeğim de durmuş olsun. Şimdi dilerseniz özür dilerim bu arada. Şimdi dilerseniz şu Dobrov şehrine doğru bir yolculuğa çıkalım. Belki Dobrov'dan daha kaliteli adamlar satın alabiliriz. Bir kişi şey yapmış. Ben hala ok atmayı öğrenemedim. Bizim adamlar herifi yedi bitirdi ama ben hala ok atmayı öğrenemedim. Şuradan Dobrov'a doğru ilerleyelim. Ya zaten genelde işi bizim çarlar Arrow Shower kuvvetimi kullanabiliyormuşum misal ve level aldım. Çok güzel. Ninjalardan biri saldırıyor bu sefer de. Kardeş ben nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sıkıntı orada. Adamlar hallediyor bizim yerimize de. Neyse adamı Warband'da bir general olarak düşünelim. Şeye çok kasmadınız. Normal bir general. Yok buradan bir şey almayacağım. Buradan Forge'a da gelmeyeceğim. At satın alabiliyoruz tabii. Ben at satın alabildiğimizi söylemeyi unuttum. Şu Constitution yeteneğimi biraz geliştirebilir miyim ya? Hah, giy şu kıyafeti adam akıllı. Kılıcı at, giy şu kalkanı. Ya da kılıcı da kuşan. Nerede benim kılıcım? Kılıcı da kuşan, oku salla, kılıç kalkan ver bana. Heh. Lan hala bunu giyemiyoruz. İşte 25 yaptım, daha ne istiyorsun benden? Intelligence mi istiyorsun? Ne istiyorsun? İşte kıyafet giymek için 25 constitution istiyorsun. Al, bende var ondan. Allah'ım ya Rabbim. Şeyi giyemiyorum ya. It impossible to use Charlotte weapon. Silahla kullanamazsın mı diyor. Ha? Ne yapayım bari, mağara adamı gibi takılayım. Unga bunga. Uganda buganda. Kafasına vuranga vuranga diye takılayım abi, ne yapayım? Çünkü hiçbir şey yapamıyorum yani. Birazcık health regenerate falan verelim. Demirciye gelelim. Demirciden de geri kalan... Aa, 32 constitution istiyor ama bu ya. Ben 32 yapmadım ki. Şunları satalım. Ben aslında yanlış kıyafetleri giyiyorum. Muhtemelen STR veren kıyafetleri giymem gerekiyordu da. İşte
Kim vur diye gitti her şey. Bilmiyorum. Şu an asker toplayıp bol bol şey yapmaya çalışacağım. Bak buradan daha çeşitli adamlar alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Kılıçlı, kalkanlı falan filan. Tabii ki bu adamlar birazcık daha taş taşlı birimler olduklarından dolayı biraz pahalılar. Misal 60 gold'a atlı alabiliyormuşum. Aslında full atlılarla dolu bir ordu yapabiliriz ya. Emin değilim ama. Şöyle yapalım şimdi. O zaman ooo burada daha nasıl askerler var ya. Axe Master, Crossbowman, Allah neler neler ya. Neler neler var ya, neler neler var. Elite Warrior'lar var. Elite Warrior'ları da kullanabiliriz. Arkadaşlar bir saniye. Hemen geliyorum. Kusuruma bakmayın. Hemen geldim. Böyle can puanı falan yüksek bir şey alabilirim. Misal Elite Warrior alabiliriz bir tane diyecektim ki. Elite Warrior 240 gold. Aslına bakarsanız bizim ordu çoğunluğundan ziyade böyle daha kaliteli birimlere ihtiyacımız var. Daha kaliteli birimlere ihtiyacımız olduğu için. Misal bu karavan gardiyanlarının 17-22 vuruş gücü var. 75 canı var. Normal alacağımız bir savaşçının 29, 37 ve daha fazla canı var. 50 canı var, defansı 0. Bunların defansı 6. 2 tane savaşçı alabilirim ya. 2 tane warrior alabilirim. Ya da bir tane warrior alayım. 2 tane de okçu alayım. Hatta bunlar daha tecrübeli birimler olduğu için bunları öne mi koysam diyeceğim de. Önce diğerleri bir dayağı yesin. Şuralarda gezinmeye devam edelim. Ordumuzu bu şekilde kuvvetlendirip en iyi hale getirdikten sonra diğer kamplara baskınlar düzenleyeceğiz. Ve o kampları almaya çalışacağız. Ben şöyle ağacın ortasına geçmeye çalışacağım. Kardeş ne yaptınız orada ya? Bayağı bir cebelleştiniz. Kesemediniz bir tane adamı. Şuraya bir ok yağmuru. Bir ok yağmuru daha. Kendi adamıma hasar verdim galiba, emin değilim ama. Bizim adamlar çok fazla ölmüyor. Kestiğimiz adamlardan çok item alamasak da en azından gold alıyoruz. En azından item falan alıyoruz. Yani kestiğimiz adamlardan çok gold düşmese de. Bu da bizim için önemli bir ayrıntı. Aslına bakarsanız buradan şuraya doğru tekrardan bir Dobrov'a doğru yol alabiliriz efendim. Amacımız bütün haritaya hakim olmak. Şu an için bütün haritaya hakim değiliz maalesef. Benim ok skillim de baya baya iş yaptı galiba. Guardball falan alıyoruz. Dobrov'a doğru ilerleyelim. Karşımıza illaki birileri çıkar. Birimlerimi en iyi şekilde dizip gidip bu şeylerden, merkezlerden birini almaya çalışacağım. Tapınakçıların saldırısına uğradık sanırım. Aa, bizim birkaç tane karavan gardiyanı hasar almış galiba. Neyse Dobrov şehrine girince istatistiklerimize göz atarız, hemen envanterimize gelelim. Şu Constitation'ı otuzladıktan sonra AP and damage all units 0.5. Aslında bütün birimlerimin canını ve şeyini arttırabilirim ya, damage'ini arttırabilirim. Some nation, bütün ulusun mu? Ona lan. Neyse yüzde bir tanesi yüzde 0.5 verdiğine göre 20 tanesi 0.5'ten %10 yapar. Artık savaşlarda benim birimlerimin canının ve defansının %25 daha fazla olacağı kanaatindeyim. 2 defans veriyor. Benimki 5 defans veriyor. Defansımdan memnunum. Bir tane bile kafalık düşüremedik mi? Düşürdük ama 37 Constitation'ım yok benim. Şuradan Forge'a girelim. Elimizde bulunan bütün itemları satalım. Bazı itemlar mavi renkte gördüğünüz gibi bu onların pahalı olduğunu gösteriyor. Güzel işe yarıyorlardı ama ben oyunu hatırlamadığım için şu an pek şey yapamıyorum. Elimden geldiğince itemları satıp sağlam ordu dizmeye çalışacağım. Şuradan Baratkis'e gelelim.
Şöyle bir şey yapabiliriz. Okçulardan bir tanesini daha yedekte tutalım. Hatta bir sıkıntı olursa en önce bu okçu girsin savaşa. Yanlarına şöyle 400 golde yakın bir şeye adam akıllı bir Warrior alalım ve o yıkılmasın abi. Bak bir tane Warrior alalım şuraya. Bu Warrior zaten diğerlerini carry'ler, taşır. İki tane daha mı okçu alsam yoksa bir savaşçı daha mı alsam? Bir tane normal savaşçı almışız. Bir normal savaşçı daha alayım. İki normal savaşçı, iki okçum var yedekte. Bir tane de dandik okçum var. Bunu satalım. Bunu satalım, tamam mı? 10 gold mu? Bir 4 gold'um da olsa bir tane daha Forest Guard alacaktım. İkilik okçudan alacaktım da. Alamadık, sağlık olsun. Tamam, şimdi buralarda gezinmeye devam. Buralarda farmlamaya devam edeceğiz. Hadi saldırın bakalım. Oo, benim okçular iyi zımbalıyor ya. İşte öne 5 tane tank koyup arkaya okçuları dizmenin olayı bu. Daha fazla okçu yapmam lazım benim. Bir şey diyeceğim. Acaba acele işe şeytan karışır misali. Direkt girip köye dalmasam mı ya? Köyün birini capture'lamaya mı çalışsam? Ya da şehirlerin birinden görev alalım. Görev yapmaya çalışalım. Güzel. Doğru düzgün kayıp vermiyoruz. Şu Alexandria şehrinde bir bakalım. Acaba görev var mı? Göreviniz var mı diye soralım. Ha, asker toplayamazsın buradan kardeş diyor. Göreviniz var mı? 300 altın ödeyecekleri bir görev varmış. Ama bu elemanları avlayabilir miyiz? Kesinlikle bilmiyorum. Bakın şöyle dağlık bir arazi çıkıyor. Yalnız büyük şehir görevi aldık ya. Bu şehir görevi götümüzde patlamasın. Büyük görev aldık. Bu görev götümüzde patlamasın ya. Ben hatırlamıyorum tam olarak başımıza gelecekleri. Eyvah eyvah. Ben elimden geldiğince ok yağdırmaya çalışıyorum ama bak bizim savaşçı yapıyor orada işi, görüyor musun? Bizim ana savaşçı yapıyor orada asıl işi. Buradan bir de şimdi 300 gold ödül alacağız. Anasını satayım, aldığımız experience'a bak. Gideceğiz, görevi teslim edeceğiz ve şey alacağız. Haritada boş boş dolanmaktan ziyade görevler de yapabiliyoruz. Güzel, bizden çok fazla kayıp olmadı anladığım kadarıyla. Alexandria şehrine gidelim. Kankacım selamun aleyküm. Teşekkür ederim 300 gold için. Şu save slotu 1'e save alalım. Hacı selamun aleyküm, bir at alabilir miyim? Atlar çok pahalı, at istemiyorum. At, avrat, silah, eyvallah da at istemiyorum abi. Item'ları bir satalım şöyle cumburlop cumburlop. Askerlere item veremiyoruz bu arada. Aldığımız bütün item'lar satmak için. Buradan görev yaptık ama görev yapmamıza rağmen muhtemelen bize toplatmayacaktır. Level almıştık aslında. Şu light helmet'ı takmayı deneyebilirim. 32 yapınca takacağım mı lan? Tak lan. Ha. Art of War'a veremiyor muyum artık? O zaman Patris Torizm'e falan veriyorum ya. Ne yapalım, Allah ne verdiyse kullanacağız artık. Sword, Axe, Dual Weapon bilmem ne. Sword. Kılıç kullanıcısıyız, elimizde sopa var. Ya buralardan asker toplamak için şehri ele geçirmen gerekiyor. 250 gold verecekleri bir görev varmış. Bu 250 gold verecekleri göreve gidelim de dağlık arazi nerede kardeşim? 250 gold'umu ne için vereceksin sen bana? Hiçbir şeyi tutturamadık mı ya? Arkadaşlar yapmayın, kurban olayım. O kadar ok atıyoruz, hiçbir boka tutmadı mı? Nereye gitti lan bu görev? Şş, hacı. Trop istemiyorum lan. 600 gold vereceğiz sana. Ha, 600 goldluk görev. Bu 600 goldluk göreve gitmeden evvel orduyu bir upgrade'leyelim. 600 gold veriyorsa vardır bir bildiği. Boka gelmeyelim abi. Atı lootlasanız lan. Valla atı lootlasanız ne güzel olur var ya. Dobrov'dan gidip asker alalım, burada bizi patlatırlar ha. Bak ben size diyeyim, bizim varyorlar da ufaktan devreye girmeye başlamış. Orduya bir yenile çekmenin zamanı. Allah aşkına okçular nereye sıkıyor ya? Bizim kullandığımız ok skill'i bir boka yaramıyor muhtemelen. Ya bütün işi ordu hallediyor. O yüzden orduya daha da önem vermek lazım. Kardeş sen bana şuradan Barak'sa bir gelsene. Hacı şu dandikleri bir sat. Dandik okçuları da bir sat. Satmıyor daha doğrusu, atıyor. Dandik okçuları da at gitsin. Bro bana iki tane daha şundan ver.
Bir tane taş taşlı okçudan ver. 500 gold oğlum bu okçu. 500-500. İki tane normal okçu ver. Başımıza bir şey gelirse Elite Warrior gelip götümüzü kurtarsın. Bana bir tane daha Elite Warrior ver. Tamam bak şu eleman en sonunda çıksın. Bu eleman da en sonunda çıksın. Orduyu birazcık revolutionladık ama orduyu revolutionlamak yetmez. Şuradan Forge'a gelelim. Şuradaki ekipmanları bir satalım. Ben Hero'yu şu an tırt diziyorum abi. Ya bizim Hero'nun elinde hiç silah milah yok yani. Bütün olayı ordu halledecek. Orduya yatırım yaptım o yüzden Light Rider. Baba şöyle yapalım mı? Sen bana bir tane daha Elite Warrior ver. Bir Elite Warrior'un ardından bir tane de Frost Guard ver. Hatta şöyle yapalım. Savaşta patlamayalım. Şimdilik şu 3 Elite Guard'ı dizelim oraya. Tamam mı? Bu savaştan sonra yer değiştirtiriz. O zaman bir saniye. Level aldı mıydım ben? Hemen ona da bakacağım. Hayır, level almamışım. O zaman devam edelim abi yolculuğumuza. Gidelim şu dağdaki elemanları biçelim. Oradan da gold'umuzu alalım. Paramızı kasmış olalım. Hayırlar ola inşallah. Haydi bakalım. Pus. Dur ben elemanımı bir kusturayım. Benim ok yeteneği bir boka yaramıyor. O yüzden şey yapmayacağım ama Warrior'lar çok güzel kesti burayı. 4-5 tane katana falan geldi. Ve biz bu görev uğruna 800 gold para alacağız. Yani 800 gold para hiç fena bir rakam değil. Alexandria şehrinden gidelim. Kardeş selamünaleyküm. 600 gold mu para verdin? Sanki 800 geçtiydi gibi orada lafın arasında. Eyvallah 100 gold. 450 gold. 600 gold. 400 gold. Çok fazla görev aldım galiba ya. Ne diyorsunuz? Bir şeyler yaptık ama. Galiba en son aldığımız mı kalıyor panelde? Anlamadım ki. Kardeş bizim adamlar gelişmiş. Öyle bizim adamları kolay kolay mıhlayamazsınız. Zaten 750 gold falan geliyor şeyden. Bir de görev yapıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Orduyu elit varyorlardan dizdikten sonra artık ufak ufak şey yapabiliriz. Ver aga 400 gold'umu. Konuşamadım. Forge'a gel. Şuradaki itemları sat. Anasının nikahı gibi item var burada. Bunlar ne lan? İşte bunları kuşanıp ana karakterle adam kesiyorsun normalde. Hani ben normalde bu oyunu oynadığımı hatırlıyorum. Askere para vermezdim abi. Giderdim. Hani asker falan kiralamazdım. Komple kendim keserdim her şeyi. Üstüme başıma itemları falan dizerdim böyle çaktırma. Çok epik itemlar var. Şimdi anasını satayım. Kalkan tutuyor mu tutmuyor mu onu bile anlamıyorum ya. Moruk bizden ölen adam oldu mu? Şu Dobrov'a bir gideyim, orduyu yenileyim. Ondan sonra diğer alanlara yavaş yavaş hakim olmaya başlayacağım. Gel burada Forge'a. Sat bakalım şunları. Şu an için benim tek niyetim kelleyi kaptırmamak abi. Kelleyi kaptırmazsan sıkıntı yok. Buradan görev almayacağım. Onun yerine Baraksa gel. Hacı şunları bir sat bakayım. Şu ikisini de sat. Ver bana iki tane daha Elite Warrior. Ver bunu, sat bunu, ver bunu. Bunu sat. 500 golda şu elemandan al. Bunu da sat. Satsana oğlum. Sat lan. Bir tane daha 500 gold elemandan al. 3 tane köpek öldüren okçum var abi. 35 ila 90 arası vuruyor. 3 tane de şeyim var. 5 tane de elit gardiyanım var. Bence artık bölge fethetmeye şey yapabiliriz ya. Başlayabiliriz ya. Yani bence bölge fethine başlama zamanı geldi. Arbeletçi. Normal 250 gold. Arbeletçi alayım lan o zaman bir tane de. Sat bunu. Ver kardeş. Bir tane de arbeletçi. Birazcık size çarık çörük bir takım olarak gelebilir ama emin olun bu takım çok çok güzel işler yapacak abi. Bu takım çok çok güzel işler yapacak. Şu kampı almaya gidiyorum. İnşallah oraya dalmak bütün şehirlere savaş ilan etmekle aynı değer değildir. Bizim okçular tuttuğunu vuruyor zaten. Hadi bakalım. İnşallah save dosyasını çöp etmem. Çünkü save dosyası çöp etmezse mini seri yapma fikrim var. Hacı, burada bir save alalım. Tovunu verin lan. Bak kamptaki adamları görüyorsunuz abi. Kamptaki adamları ezme bunları. Bizim okçular şuradan seri seri kill alıyor. Warrior'lar önde tanklıyor. Muhtemelen kampı ele geçireceğiz bu. Muhtemelen kampı ele geçireceğiz bak. Bir ton kılıç mılıç ele geçirdik. Level aldık, para da alıyoruz. Leveli baya baya aldık. Baya fazla level verdi bize. Seviye verdi.
Victory. Artık burası da bizim. Şurada bir tekrardan save alalım. Artık burası da bizim bölge. Buranın baraksından da adam alabiliyoruz ama şu anlık adam almayacağım ve elimdeki ordunun iyi olduğunu görüyorum ve arttırıyorum. Rebelleri temizledikten sonra diğer kampları ele geçirmeye devam edeceğim. Hadi bakalım şurada diğer kamptan başlayalım. Kardeş selamun aleyküm. Öyle değil lan. City Hall'ınız hangisi? City Hall şu. Save'ledikten sonra kardeş selamun aleyküm. Salın lan dükkanı. Bizim varyorlarda iyi can var. Sıkıntı olmaz inşallah. O bak mızrakçılar falan da geldi. Tabi bölgeleri ele geçirdikçe aha bizim varyorlardan biri düştü hocam. Yedek varyorum var mı? Yok. Yedek varyorumuz yok ama var olan varyorlar halleder büyük ihtimalle. Bizim burada olayımız ne olacak? Bizim burada olayımız muhtemelen bütün haritayı ele geçirmek olacak. Hatta biz bir dediğim gibi mini seri yapıp bütün haritayı ele geçirmeye oynayabiliriz. Çünkü bu oyun benim fazlasıyla hoşuma gidiyor. Bu bölgeyi de ele geçirdik. Şimdi Dobrov'a gidip daha da kaliteli, daha da üst düzey bir ordu toparlamaya çalışacağım. Farkındaysanız karşımıza rebel falan çıkmıyor. Kolay kolay. Şuraya girelim. Şu itemları bir satalım. Şuna bak 11 tane ok falan gelmiş arkadaş. 5 tane ondan, 7 tane bundan. Vay 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 vay. Item'lara bakmadan direkt satıyorum. Önemsemiyorum çünkü o kadar yüksek seviye verebileceğimi zannetmiyorum. Bu arada ben intelligence vereyim. Şimdi niye intelligence'a döndürdüm karakteri? Ondan da bahsedeceğim size. Intelligence verip kendi adamlarımın gücünü arttıracağım. Ben savaşmayacağım. Adamlar halledecek her şeyi benim yerime. Gel bakalım crossbow'u ve şunu sat, tamam mı? Bir tane daha elite warrior al bana. İki tane şu 500 gold'luk okçudan al. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musun? Ondan sonra bu adamlardan bir ordu daha kurmaya çalışacağız. Şöyle 5 tane daha yedeğe piyade al, tamam mı? 5 tane de yedeğe okçu al ama 5 tane değil 4 tane alabileceksin sanırım sadece. 4 tane de yedeğe okçu aldı. Tamam. Rezerve ünitelerim de var. Bayağı iyi gidiyoruz. Hatta dilerseniz biz bu maceraya gelecek videoda devam edelim. İzlemiş olduğunuz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.